Sadece bir yönetim şekli. Biz hemen Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'na gidelim. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları engellemelere, yasaklara karşı bir basın açıklaması yapıyor. İşçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, emeklisiyle ve emekçisiyle özgürlüklerini korumak ve büyütmek için nice mücadeleler vermiştir. Büyük Haziran yürüyüşünden 77-1 Mayıs'ına, tekel direnişinden şanlı gezi direnişine kadar 100 yıllık tarihimizin her anına imzasını atmış, halkımızı bir bütün olarak saygıyla selamlıyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdahaleleriyle saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadır. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın ta kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise halkın sesidir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişiminin engellenmesi keyfi uygulamalarından yalnızca bir tanesidir. AKP iktidarı daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı da piyon olarak kullandığı bürokratlar aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Yani AKP kontrol altına alamadığı bir konuyu da düşmanlaştırmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak alet etmiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığı ile yerine getirmek için emek veren anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz. Evet, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Şimdi ilçe gençlik kolları başkanlarımızla ve ilçe başkanımız ve avukatlarımızla adliyeye suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. Emek veren tüm basın emekçileri başta olmak üzere tüm emniyet güçlerine ve gençlik kollarında bulunan yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları yasaklama kararına karşı Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yaptığı açıklamasını yasaklama kararlarına karşı ve hatta öyle diyebiliriz. Şimdi de içeriye giriyorlar, suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem konusu haline dönüşmüş durumda. Sosyal medya platformlarına gelen antidemokratik yasaklamalar, Instagram ve Roblox'tan bahsettik. Instagram ve Roblox'un ardından anlıyoruz ki sevgili izleyenler, sıra TikTok'a gelmiş olabilir. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuştu. Beni sokakta görenler, bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor dedi. Milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor. TikTok ulusal güvenlik meselesidir dedi. Aynı zamanda daha önceki sözlerini de size hatırlatıyoruz. Sosyal medya şeytanın merkezidir demişti Yayman. Ben TikTok kullanmıyorum. Bana Hatay'da, Ankara'da,
Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da sokakta gören insanlar diyor ki, sayın vekilim diyor, bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor. TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, çok ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları, bunları da ben yani bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen yani insanlık değerlerinden uzaklaşmış. Yani yerli ve milli değerler değil. Yani topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, Türkiye'nin ahlak değerlerine, Türkiye'nin geleneklerine, Türkiye'nin ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum. Evet, dedik ya. Herkes dertli. Üreticinin halini anlattık. Domates üreticisi eylemde. Biber üreticisi isyan ediyor. Alıcı firmalar da azaldı. Çiftçinin ektiği ürünler elinde kaldı diyorlar. Diğer yandan emekliler de seslerini yükseltmeyi sürdürüyor. İzmir'de tüm emekliler sendikası Konak Şubesi üyeleri Karabağlar ilçesinde yürüyüş yaptı, geçim şartlarını protesto etti. Hükümet emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir denildi. Hükümet emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir. Açlık sınırının altında aldıkları maaşla geçinmeye çalışan emeklilere yapılan zam bir kez daha emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Görünüyor ki bu ülkede açlık sınırı ile yoksulluk sınırı ortalamasını aldığında bu ülkede 70 milyon insan aç yaşıyor. Ama sarayda diğer kere olayları götürüyorlar maşallah. İzmir'de tüm emekliler sendikası Konak Şube üyeleri Karabağlar ilçesinde yürüyüş yaparak geçim şartlarını protesto etti. Yıllarca çalışan, vergi ve sigorta primi ödeyen emekliler sadaka değil, emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyor. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay ve CHP ilçe başkanları da destek verdi. Emekliye verilen maaş tutarı iki cumhuriyet altınına tekabül ederdi. Bugünkü hesaba göre 32 bin lira olması gereken maaşımız 12 bin 500 lira inmiş durumda. Emekliler erken seçimi işaret etti. 31 Mart yerel seçimlerde sarı kartla ikaz ettik. Daha olası bir erken seçimde kırmızı kart göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sözüm ona 2024 yılı emekler yılı olacaktır. Ne yazık ki sefalet, açlık, yoksulluk ve zulüm yılı oldu. Evet sevgili izleyicilerimiz, emeklilerin sesi böyle yükseldi. Türk İş, DİSK, Hak İş Konfederasyonları Temmuz ayında basın açıklaması düzenlemiş. Ortak bildirilerinde 10 maddelik talepleri yer almıştı. Sendikalar aralarında asgari ücrete zam yapılması, vergide adalet başlıklarının olduğu taleplerinde gelişme olmaması üzerine miting yapma kararı aldı. Konfederasyonlar önümüzdeki günlerde her ilde kendi mitinglerini düzenleyecek. Değerli arkadaşlar, günaydın. Türk İş, Hak İş ve DİSK 9 Temmuz'da basın açıklaması düzenlemiş ve ortak bildirilerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Konfederasyonların hükümetten talepleri içerisinde vergide adalet, asgari ücretin artırılması, emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi, enflasyonla mücadele başlıkları yer almıştı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyor. Türk İş Başkanlar Kurulu dile getirilen 10 talebi gündeme alarak toplandı. Aradan geçen sürede bu talepler konusunda bir gelişme olmaması üzerine toplantıda çeşitli kararlar alındı. Türk İş, Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki %24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanmasını talep etti. Toplantının ardından açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranlarının ücretlere ve maaşlara yansımadığı, ancak elektrik ve doğalgaz fiyatına %38 oranında zam yapıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada enflasyonla halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir denildi. Çıkardığı ortak bildiri hayırlı olsun. Türk İş Yönetimi illerde ve bölgelerde sendikalarla toplantılar yapacak. Eylem planı ve yol haritası belirlenecek. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türk İş, Hak İş ve DİSK ayrı ayrı kentlerde kitlesel mitingler yapacak. Her konfederasyon kendi mitingini gerçekleştirecek. Mitingler hafta içi saat 18 gibi yapılacak. Her konfederasyon ayrı miting yapacağı için talep edilen konular da sürekli gündemde tutulmuş olacak. Konfederasyonların mitingleri farklı günlerde olacak, aynı gün iki miting yapılmayacak. Fiyatlar nedeniyle... Mitinglerde temel başlığın geçinemiyoruz olacağı belirtiliyor. Vergide adalet, asgari ücrete zam, kamu sözleşmeleri mitinglerdeki temel talepler olacak. Öte yandan illerdeki mitinglerde bir sonuç alınamazsa Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda bu kez 3 konfederasyonun katılımıyla büyük